Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir patates salatası tarifi hazırladım. Genelde misafirleri ikramlık olarak çıkardım bu tarifi. Nasıl hazırlamışım buyurun başlayalım. Tarifime 1 kilo patatesi soyarak başlıyorum. Dilerseniz kabuklarıyla da haşlayabilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ettim. Patatesleri fazla küçültmeden şöyle 3-4 santim boyutlarında olacak şekilde doğrayarak başlıyorum. ben buharda haşlayacağım vitaminleri kaybolmasın diye. Dilerseniz üzerine geçecek kadar su koyup e, o şekilde haşlayabilirsiniz ya da vaktiniz varsa tabii ki kabuklarıyla da haşlayabilirsiniz. Aparatımın üzerine alıyorum ve aparatımı bir tencerenin içine yerleştireceğim ve bir miktar su koyduktan sonra üzerine kapaklı kapatıp ocağımın orta gözünde yüksek ateşe yerleştireceğim. Patatesler haşlanmaya dursun. Bu arada ben tuz eklemedim. Hemen hatırlatayım. Haşlanmaya dursun. Biz diğer malzemelerimizi hazırlamaya başlayalım. 1 adet büyük boy bir soğanı piyazlık olacak şekilde doğuruyoruz. Tavaya koymadan önce elimizle şöyle biraz katmanlarını ayıralım. Sonrasında ocak başına geçelim. Şimdi küçük bir tavanın içine ee, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı alıyorum. Tabii ki ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ama varsa mutlaka zeytinyağı tercih edin. Şimdi hemen soğanları yerleştirdim. Burası önemli. Soğanları deri bırakacağız. Öyle yemeklik bir şekilde çok sarartmayacağız. Evet, bu kıvam yeterli. Neden? Çünkü yağ sıcak olduğu için beklerken de bir miktar ee, pişecek. Soğanların pörsüyerek salatanın içine durmasını istemiyorum. Evet şimdi diğer malzemelerimize geçelim. Bir demet maydanoz, 4 adet kornişon, ee, daha fazla da kullanabilirsiniz. Benim elimde bu kadar vardı. Ve bir bağda roka kullanıyoruz. Kornişonları çok küçük olmayacak şekilde doğruyoruz. Önce ikiye böldüm. Sonrasında hepsini birleştirip toplu bir şekilde doğradım. Maydanozları da salataya doğrar gibi doğruyoruz. Ve son olarak yeşilliklerden rokayı maydanozdan bir tık daha büyük olacak şekilde doğruyoruz. Yaz mevsiminden közleyip dondurucuya bıraktığım bu kapya biberler vardı. 2 adet kapya biber gibi düşünebilirsiniz. Eğer konserve varsa konserve de kullanabilirsiniz. Şimdi benimkinin buzları çözülmedi ama küçük doğrayacağım için hemen şöyle parçalanması da önemsemedim. Dilerseniz konserve kullanabilirsiniz ya da böyle hemen ocağın üzerinde 2 adet kapya biberi pişirebilirsiniz. Çok güzel bir lezzet katıyor mutlaka ekleyelim. Evet malzemelerimiz hazır ve şimdi bu malzemeleri taçlandıracak sosumuzu hazırlıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu ama silme değil dolu dolu bir yemek kaşığı mayonez alıyoruz öncelikle. Aynı ölçüde yine dolu dolu bir yemek kaşığı ketçap kullanıyoruz. Silme bir tatlı kaşığı olacak şekilde de hardal sosu ekliyoruz bir tatlı kaşığı da hardal sosu ekliyorum. Ee, kullanmayabilir miyiz dediğinizi duyar gibiyim ama kullanmanızı tercih ederim. Bir çay bardağının üçte biri kadar da yine zeytinyağı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da kuru naneye ihtiyacımız var ve artık neredeyse tamamlandı. Hiçbir şeye tuz eklemediğim için patatesler dahil bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Siz kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Sosumuz bu şekilde. Şimdi bunu iyice karıştıracağım. Ancak e, biraz kıvamını incelteceğim. Normalde 2 yemek kaşığı sirke ile inceltiyorum ama e, bu sefer sirke kullanmayacağım çünkü çocuklar yemiyor biliyorsunuz. 3 yemek kaşığı e, su kullanarak sosu inceltiyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra evet görüyorsunuz yakından da sosumuz bu şekilde ee, çok ayrı çok güzel bir lezzet katacak patates salatasına çukur olacak şekilde bir salata kasesi alıyoruz. Öncelikle artık haşlanmış olan patateslerimizi ekliyoruz. Sonrasında e, biliyorsunuz hafif böyle bir kızartmıştık soğanlarımızı sotelemiştik. Zeytinyağlı soğan Ardından kornişonlar Maydanoz Roka Ve kapya biberi ilave ediyoruz Şöyle biraz patateslerin üstünü açayım Çünkü sosla ilk buluşmasını istediğim e, Sebzeler, patatesler Ve sosumu patateslerin üzerine gezdirdikten sonra Birkaç dakika olacak şekilde güzelce karıştırıyorum. Bekledikçe güzelleşen bir salata. Soğanları da kavurduğumuz için e, böyle bir iki saat öncesinde hazırlayabilirsiniz. E, sebzeler pörsür diye endişe etmeyin. E, böyle bekledikçe çok daha lezzetli oluyor sosun içinde. İkindi çayına e, arkadaşlarınızla bir misafir toplantısında ya da sevdiklerinizle bir akşam ya da öğle yemeğinde severek yapabileceğiniz bir tarif çünkü benim sunduğum herkes bu tarifi çok beğendi bugüne kadar videolarıma destek olan yorum yazan ve beğeni bırakan tüm arkadaşlara Buradan çok çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek nasip olur inşallah diyerek sizleri salatamla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hep mutlu kalın. Hoşçakalın.